Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bu hafta bir arkadaşımız geldi, bir takipçimiz geldi. E36 sedan araba, iç 20. Arabaya neresinden başlayayım anlatayım diye düşünüyorum yine her zaman olduğu gibi. Geçmişte araba birçok el değiştirmiş zannediyorum. Hani diyorum ya, otomobiller bizim ruh halimizi ve karakterimizi yansıtır diye. Arabanın üzerinde birçok şey denenmiş. Swarovski taşlar kaplanmış üstüne böyle işte. Böyle saçma sapan tabii şeyler yapılmış. İşte vidalar, ön tampon kırık, arka tamponlar kırık. İçi koltuklar bitmiş durumda. İşte fotoğrafları zaten gördüğünüz arabanın eksperini yaptık. Yani araba ciddi anlamda plastik berbat bir durumda. Yani hani bizim E36 literatürüne hiçbir şekilde giremeyecek bir araba. Gerçekten çok kötü durumda. Air takmışlar arabaya. Bir işte kaçırıyor, bir taraf düşürüyor, bir taraf kalkıyor falan, böyle bir garip garip bir şeyler. LPG tüp yapılmış arabaya, montaj yapılmış ama çok kötü durumda bağlantılar falan. Tüpün artık tarihi falan geçmiş. İşte kaçaklar, elektrik tesisatında sorunlar, hani çok kötü durumda, anlatamıyorum yani. Neresinden tutayım işte, geçmişteki videolara bakın. Aynı şeyler. Söktüğümüz zaman başımıza neler çıkacağını biliyoruz ama hani yani sene sonunda gelmesi itibariyle arkadaş da bizim çok sevenimiz, iyi bir takipçimiz. Açıkçası yardımcı olmak istedim arabaya. Yani arkadaşa yardımcı olmak istedim. Limitini sorduk. Ne kadar bütçem var dedik. Hani bize söylediği bütçeyle arabaya yapılması gerekenler arasında uçurum var. Yani hani 1 ise eğer ki bütçesi, bizim yapmamız gereken 4-5. Hani o derece bir araba. Oturduk, istişaresini yaptık. Ne yapalım, ne edelim, arkadaşlarla toplandık. İşte elimizde ne var, parçalar falan filan. İşte yukarıyı falan istişare ettik depoyu. Peki dedik, yılbaşı da geliyor, arkadaşımıza biz de elimizden geleni yapalım babında bir video çıksın ortaya, bir iş çıksın ortaya dedik. İlk yapılacak olan şey, arabaya evvela komple bir sökmek lazım arabayı. Kapıları, bagajı, işte kapı düğüdü, arkasıydı, tamponlarıydı, koltuklarıydı, içiydi, halısıydı. Çok kötü durumda. Arabanın sol kapı direği var ya, o sol kapı direği kırılmış durumda şu anda. İşte arabanın ilk halleri çok kötü durumda gerçekten. Arka bagajı falan hani zaten gördünüz. Berbat, içler acısı durumda. Elimizden geldiği kadar arabayı ilk önce biz sökeceğiz. Söktükten sonrasında artık ne yapabilirsek. Komple boya. Ki zaten arkadaşın ödeyeceği tutar sadece boyaya herhalde karşılıyor. Yani boya yaptık, bırak, bitti. Onu yapamayacaksın çünkü tampon alınacak. Farlar değişecek. İşte sisler, sis belki takmayız bilmiyorum. Sinyaller. Arka elektrik tesisatı, elimizden ne gerekiyorsa yapacağız ama şu anda biz arabayı komple sökmeye başlıyoruz. Sadede gelecek olursak, arabada ciddi anlamda işler var yapılması gereken. Maddi manevi ciddi işler var arabada. Sabır gerektiren proje olacak. Üstesinden geleceğiz, hiç merak etmeyin. Arkadaşımıza da bir güzellik yapmış olacağız bu anlamda. Umarım hoşuna gidecektir. Şimdi arabamızı sökmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. Normal Panzerot'un üstüne tahta yapmışlar ya bence. Buralar Japon olmasaydı sökerdik. Çok kötü ya. Şu direkten kırık, tamam.
kendi kendine boya çıkıyor. Isıtsam da çıkıyor. Artık boya yapışmış yani üstüne. Ne kadar özensen de kalkıyor yani, baksana şuna. Göğsünün sağ tarafı bariz yamuk, aşağıda duruyor yani, bir yamukluk var. Evet, arabamız boyandı geldi. Şimdi elektrik tesisatına bakacağız, elden geçireceğiz. Gerçekten çok kötü durumda, darmadağın durumda. Birazcık daha işte artık boyacıda falan, kaportajda yattı ya araba. Bundan buralar da kirlenmiş biraz. Şimdi bunları bir elden geçireceğiz. Beygir var arabada, bunu söküp iptal ediyoruz. Bu tüpü söküp iptal ediyoruz. Hemen. Orijinal haline dönecek inşallah. En pis şey daha, bak geçen gün burada söktük arabanın içi. Burada kapıda söktük. Dükkanın içi var ya, 3. kat. 3 gün boyunca LPG koktu. Bak ne var, bak dur. Bak bana, bak bak. Malabadi Köprüsü, Malabadi Köprüsü. Sıfır çiçek. Afrika'dan yeni geldi. Afrika'dan yeni getirdik bunu. Arabanın teybi yok. Buna güzel teyp yapalım mı? Abi kötü konuşuyorum, dayanamıyorum çünkü böyle bir şey. Mamacita muy bonita, dime merhaba. Merhaba. Gel ana, onu. Ne bu, arabaya LPG tak. LPG. LPG. Şurayı söküp parçalayıp almak istiyorum. Saat. Arkadaşlar. Böyle bir far tesisatı var mı ya? Evet.
Hepsini yapacağız. Hepsini yapacağız. Hepsini yapacağız. Hepsini yapacağız. Montajını şuraya yapacağız. Ben bunu şimdilik takıyorum çünkü daha burada işlerimiz var bizim. Daha bitmedi bu arabanın işleri. Bunun montajını şuraları da ayarladıktan sonrasında yapacağız. Böyle duracak burada. Üst tarafta da boyanacak. Şimdi bu arabanın göğsünü daha evvel sökmüşler. Hatta burada şurayı da kırmışlar. İçeride bunun sabitleyicisi olacak. O sabitleyiciyi de kırmışlar. Bu göğüs şu an böyle bir yamuk duruyor. Şimdi biz bunu şöyle düzeltmeye çalışacağız. Alttan, üstten. Elimizden geldiği kadar. Yalnız tabii ki bunun evvelinde bakın buraları hep dağıtmışlar. Tesisatlar böyle yerde duruyor. Bunları da bir toplayıp üst tarafa takılması gereken yere takacağız. Buradan şey almış, artı almış. Burası böyle açıkta, görüyor musun? Şaka gibi yani ya. Açıkta. Öyle işler yapıyorlar ki bazen. Canlı bomba, biliyor musun? Bir de bu arabada LPG vardı. Baba, kolay gelsin baba. Sağ ol kardeş. Yok abi yok artık bu işler yapılacak gibi değil ya. Ben emlakçılık düşünüyorum aslında. Tadı kalmadı artık bu işlerin ya. Arabalar çok bozuldu. Bundan 10 sene önce mesela yine bunlarla uğraşıyorduk. 10 sene önce arabalar daha temiz geliyordu yani. Bu kadar yoktu bunlar. Bir fantazi furyası başladı. Bir birileri çıktı. Bir tayfa çıktı. Kim onlar? Bir tayfa çıktı abicim. Bu arabalar bir dalandı böyle. Sonra 10 yılda bu arabalar böyle bir darmadağın oldu. Arkadaşlar bu işleri ben genelde nerede yapıyorum biliyorsunuz. Yıkamaya gidiyoruz arabamızın altını kaldırıyoruz. Alt yıkaması komple yapılabiliyor. Ama burada böyle bakın lokal kendinizde evinizin önünde bunları yapabilirsiniz. Sökün buraları böyle komple güzel yıkayın. Elinle böyle okşaya okşaya. Serin serin. Özellikle şu çamurluk ağızları. Şuralar var ya bak özellikle şuraları. İçeriye biriken o çamurları toprakları. Onları temizleyin. Güzelce pütürleyin yahut da mum sprey yapın ki buralar çürümesin. Şu lastikleri var ya bulamıyorum ya. İstanbul'u taradık şunları bulmak için. Onun hayatını değiştirdik. Arkadaşlar bulamıyoruz şu lastikleri. Elinde olan varsa bize verelim. Evet. Bu tamam. Şunları da yıkayayım ben. Bak aybah yay koyuyorum sana bak. Ne yapacağız? Çalışıyorsun. Ne yapacağız? Sahile gidip bisiklet sürelim hadi.
şimdi geldik en cicili bölüme. En güzel parçayı en sona sakladık. Ops. BMW'nin beyazı görünsün şöyle, beyaz beyaz. Arkadaşımız geldi. Ali, arabanın sahibi. Bundan bir ay önce gelmişti bize. Araba biliyorsunuz böyle artık pavyon gibi bir arabaydı. Üstünde Swarovski taşlar yapıştırılmış falan. Berbat bir durumdaydı. Tamponlar, arkalar, içler, koltuklar. Anlatılmayacak derecedeydi araba. Yani resmen prestijli bize geldiğinde. Adam dedi, bilir misin abi dedi bu arabayı. Bilmiyorum dedik. Yani yapabilir miyiz dedi, bilmiyoruz dedi. Çok yoğunuz zaten. Şu yoğunlukta elimizden geleni yaptık. Şu anda 9 araba restorasyon sürecinde. Bir E36'yı baştan aşağıya yapmak ciddi zaman ve para işi yani. 20 bin eurolar civarında bir para harcamanız lazım bugün en kötü şartlarda. Çünkü binlerce parça var, bir sürü bir şey var. Her şeyi yenilemek mümkün değil. Bir de geçmişte araba inanılmaz derecede fantezilere maruz kalıyor insanlar tarafından. O fantezileri bir kere bir de düzeltmek inanılmaz zor bir iş. Acayip fantezilerimizi deniyoruz bu arabaların üstünde. Hiçbir şey yapılmasa araba kendi halinde eskise çok güzel olacak. Bilmiyorum. Yaptık. Yani güzel oldu. Evet beyler, gelebilirsiniz. Ali ve kız arkadaşı şimdi geliyorlar. Arabayı ilk defa görecekler. Daha önce görmediler. Ali, arabamızın sahibi. Merhaba. Ve kız arkadaşı. Sayın Tuğçe Hanım. Ali, ne kadar oldu? Bir ay, bir buçuk ay oldu. Bir buçuk ay oldu. Ne durumda olduğunu hiç bilmiyor yani. Ne çıktı karşımıza hiç bilmiyor. Bunu bilmeyerek arabayı şu anda görüyor. O arabanın 25 yıllık yorgunluğu, o yapılan işte fantezisel işler, o saçma sapan şeyler, arka diferansiyeldeki o saçmalıklar, rotlar, akslar, lastikler, jantlar, süspansiyonlar, amortisörler komple değiştirildi. Araba komple boyandı, içi dışı boyandı arabanın. Elektrik tesisatı, o bagajı zaten. Çok merak. Hatırlıyor musun? Bagajın resmini hiç gördün mü bagajı? Videosunu gördüm. O tüpler falan arkada böyle. Allah'ım Allah'ım. Neydi onun hali? Evet arkadaşlar, arabayı şimdi açıyoruz. 3, 2, 1. Şimdi bizden bu kadar, eyvallah. Bir mutlu insan daha.